Peki ya şebnemin çorbası? Onun gibisini hiç içmedim. Yani bir daha da içmem gibi. Gayet iyi görünüyorsun Özgür sağlam. Sanırım artık konuşma vakti geldi değil mi? Arkadaşlar bu iki gün için hepinize minnettarım. Ama bizim Özgür'le yalnız konuşmamız gerekiyor. Tabii, evet. Sen bolca yıpratırsın, bizim yerimize de yıpratırsın. Ağzına sağlık şimdiden. Hadi bakalım biz gidelim arkadaşlar. Almila, bir şeye ihtiyacın olursa her zaman arayabiliriz, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Selimciğim, sen de derhal hepimizi eve bırakıyorsun. Değil mi hayatım? Tabii. Tabii. Tabii hayatım. Ben size gelmeyeyim abi. Benim yapacak ufak işim var. Eyvallah. Memnun oldum abi. Özgür iyi çocuk aslında. Yani ben sevdim. Ne? Özgür mü iyi? Hiçbir erkek iyi değildir. Hele ki Özgür ve iyi aynı cümle içinde kullanıyorsak tamamıyla bir anlatım bozukluğudur. Öyle değil mi Selimciğim? Derhal bana hak veriyorsun. Son 15 saniye. Anlamadım. Haklısın diyordum hayatım, haklısın. Ne iyi oldu Selim ya, gece gece. Sen olmasan dönemezdik. Ya, değil mi? Ne oluyor ya? Süre tamam. Gün bitti, ceza bitti. Saat tam 12:01 geçiyor. Ne cezası ya? Hanımefendiyle ufak bir iddiaya girmiştik de. Şebnem Hanım, şimdi lütfen arabamı terk eder misin? Nasıl yani? Şöyle ki, arabamı terk eder misin diye. Hayatım. Çaylan, bu arada sen istersen kalabilirsin. Yani istediğin yere kadar bırakabilirim. Benim derdim bununla. Ay yok. Teşekkür edemeyiz ama olmaz. İyi geceler. Ateşle barut yan yana olmaz ki. Kalmadık senin arabana. İyi geceler Şebnem Hanım. Yan yana olmaz ki. Sen bittin. Seni mahvedeceğim. Seni kör kuyularda merdivensiz bırakacağım gerizekalı! Ya Şebnem biz bunu nasıl başarıyoruz ya? Yani her gece sokakta kalmayı biz nasıl başarıyoruz? Bence şu bizim iddia işini bir daha konuşalım Şebnem. Benim aklımda almadığı bazı şeyler var. Bence sen yenilgiyi hazmedemiyorsun teyzoş. Şu saatte eve gelip tek fırça yemeden ve mazeret göstermeden oturabiliyorsun. Demek ki azmetmişim. Ama yine de benim bilmediğim bazı şeyler var. Efendim Selim. Ya sen beni ne yüzle arıyorsun ya? Arama demedi mi sana? Şey, pardon yanlış numara galiba. Ben pardon. Neyse özür dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bence rehberindeki bütün kişilerin isimlerini Selim diye değiştir. Böylece bütün gün durmadan beni arıyor diye avunabilirsin. Biz şu iddia işini bir daha mı konuşsak? Adeta beginner seviyesine bir mükemmellik. Adeta bir junior Şebnem Gülsoy görüyorum ve sen benim ustalık eserim olacaksın. Ay pardon Rüyacığım. Efendim. Siz bana düzenli olarak uydu alıcı satmaya çalışıyorsunuz. Ama benim şöyle bir problemim var ki televizyonum yok. Hayır anlamıyorum ne yapmaya çalışıyorsunuz ki? Yani kadın hayır deyince belki belki deyince evet kuralından mı ilerliyorsunuz? Allah Allah. Beni derhal aranmayacaklar listesine yazacaksınız. Yoksa ben sizi öldüreceklerin listesine ekleyeceğim. Bay bay. Rüya? Rüya?
Şebnem. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Maalesef Rüyacığım. Tanışmakla kalmıyoruz. Maalesef sürekli karşılaşıyoruz da. Maalesef. Ya senin bu özgüveninden ne zaman 6-0 atılacak? Sen hala akıllanmadın mı? Hadsizlik dili ve edebiyatı diyorsun. Israrcıyım diyorsun. Yalnız o fakülte yıkarım senin başına. Biraz fazla mı güzeliz acaba? Evet. Kaç yaşındasın bakalım Rüya Hanım? 10. Emin misin? Bence en fazla 8. 7. 7. Biliyordum. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu kadar güzel olman diğer kızlara haksızlık değil mi? Aa, ne biçim konuşuyorsun sen be? Öyle mi? Bence öyle. Rüyacığım, bu abi ilk defa söylediği bir şeyde haklı. Ama genel olarak hiç kayle alınacak bir insan değildir. Siz birbirinizden hoşlanıyor musunuz? Aa! Yok artık. Rüyacığım, nereden çıkarıyorsun onu? Biz sadece uzaktan tanışıyoruz. Efendim kainat? Ne? Ne poğaçası kızım ya? Ben ne anlarım poğaça yapmaktan? Farkındaysan bu cümlede bir özne yüklem uyuşmazlığı var. Ya Şebnem, biliyorum hiç sana göre işler değil ama yardımına ihtiyacım var. Yetiştiremeyeceğim bak, ne olursun. Hadi gel eve. Tamam tamam. Bak şu paniğini hemen sessize alıyorsun. Biliyorsun ki benim yapamayacağım şey yok. Ben sadece hapsizlere tahammül edemiyorum. Tamam, hadi öpüyorum kuşum. Geliyorum, bay bay. Rüyacığım, gidiyoruz. Taştıma memnun oldum. Ben de küçük hanım. Rüya. Git istersen. Sabaha kadar otur konuş istersen. Ateşle ya. Barut yan yana olmaz ki. Gelin kızlar, gelin. Yetiştiremeyeceğim ya vallahi. Bittim ben, bittim. Yetişmeyecek. Ay kızım ya, bir sakin. Allah Allah, bir gün öleceksin şu özgüven yetmezliğinden. Ya ne yapayım Şebnem, akşama kadar 300 poğaça imkansız. Bak canım, Şebnem Gülsoy'un her zaman söylediği gibi, imkansız halle olur, mucize biraz zaman alır. O yüzden... Hadi bakalım, işe koyuluyoruz kızlar. Çok özledim. Yani canım, özlem dediğim bir uçak bileti kifayetsizliği. Ama gelirken midye ile boyoz getir mutlaka. Şebnem, ben İzmir'e geldim artık. Temelli geldim. Ama midye ile boyozu hemen yollarım. Canım, geldikleri gibi giderler sözünün hastasıyız ama gittiğin gibi gelirsin 10 numara bir laftır. O yüzden öpüyorum canım. Kendine iyi bak. Bye, merch, keep. Şebnem Gürsoy, pek bir neşelisin. Almina'nın üzüntüsü kısa sürdü galiba. Niye döndün ve niye bu panik? Ayıpsın Sena Sultan. Ayıpsın teyzelerin en Catherine Zeta-Jones'u. Sana gelmediğim gün... Aslında çok da önemli bir gün değildir. Fazla coşmamak lazım. Neydi o şu konuştuğun çocuğun adı? Ege. Ne oluyor? Pek de fırça atar gibi bir halin yoktu çocuğa. İnsan merak ediyor. İşte... Hayat sürprizlerle dolu. Ya. Ya. Teyzor.
ev sahibi olmama ve babama özür dileriz, haklıymışsın Şebnem. Biz seni hafife almışız dedirtme yolunda ilerlememe. Emin adımlarla, hatta seke seke Hülya Koçyiğit gibi koşarak ilerliyorum. Ya sadece 48 gün kaldı, 48. Adeta istikrarla lanetlenmişim. Evet Şebnem Gürsoy, istikrarlı bir şekilde susmuyorsun canım. Teyze hoş, laf sokma konusunda sen de duayensin maşallah. Efendim? Tabii tabii müsaitim. Kaçta? Ha, hazırım çıkarım. Okey. Tamam. Görüşürüz. Hadi bay bay. Kim diyor ya? Nereye gidiyorsun? Şimdilik sır. Sevgiler sana, saygılar güruhu. Öpücüklerden bir demet. Milyonlarca öpücük. Görüşürüz seni aslında. Arda Bey, çok merak ediyorum da sizi buraya kadar yoran şey nedir acaba? Şebnem, bunun bir açıklaması var mı? Vallahi ondan önce daha büyük bir sorunsalımız var. Hatta tuğla kadar bir sorumuz var. Neymiş o? Sen bana bunu hangi hakla ve sıfatla soruyorsun? Şebnem, bir tanem. Yalnız bir tanemlik bir durum yok ortada. Hayatım. Hayatım da demezsek. Şebnem, ben çok düşündüm. İnan bana, hata yaptım. Florya'dan yanına gelmeye de cesaret edemedim. Gel, yeni bir sayfa açalım. Yeni bir sayfa. Ben sana şöyle bir özet geçeyim. İlişkimizin başlarında sen bana dedin ki yalnız ben öyle uzun ilişkilere gelemem dedin. Seni terk ettim, pişman oldun, yeni bir sayfa açtık. Sonra ilerleyen günlerinde her şey güzel giderken yalnız ben yapamıyorum dedin, ayrıldık. Sonra ben sana hamileyim dedim, yeni bir sayfa açtık. Şimdi hangi sayfa? Şimdi ne diyorsun? Bizim netler kaç ortalı ya? Selim değil mi? O yüzden bana böyle soğuk davranıyorsun. Ama ben bunun hesabını soracağım ondan. Ya. Ardacığım. Aslında ben de seni çok üzüldüm. Ama bırak da şu kadarcık intikam alma hakkım olsun değil mi? Ya ama Şebnem, bu fotoğraf ne? Yalnız o fotoğrafın hesabını arkadaşına soracaksın. Merak etme. Soracağım zaten. Ne zaman sorarsın? Yani bunun hesabını derhal sormalısın o Selim'den. Oo, kaçak damat. Yenilendim geldim diyorsun ha? Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Selim. Hayırdır? Abi bu ne? Neye benziyor? Bunu bana nasıl yaparsın ya? Anlaşıldı. Sen konuşmaya değil hesap sormaya gelmişsin. Bak Arda, kafanda ne var? Ne sonuca vardın bilmiyorum. İnan merak da etmiyorum. Yine de konuşmak istersen dinlerim. Ha yok, ben illa hesap soracağım diyorsan yolu biliyorsun. Efendim Selim? Şebnem, konuşmamız lazım. Ay, şu an çok meşgulüm. Önemli ama. İyi tamam, ben kapattıktan sonra detayları anlatırsın. Şebnem. Ah Şebnem. Ben de o telefonu sana bütün gün elinde tutturup hadi ara Selim dedirtmezsem. O günler de gelecek. Ne? Deli misin be? Kimseye söylemedim tabii. Neredesin sen? Yakınlarda mısın? Ben seni görüyorum desem. Ay tut be tut. Aman dikkat et. Ne yaptın?
Alo, ex darlinglerin en hızlı geri dönünüyle mi görüşüyorum acaba? Dönmeme gerçekten sevinmişsin Şebnem. Ah, dönmene sadece sevinmedim. Aynı zamanda gönlümün en nadide bölgesine hızlı bir giriş yaptın. Bir şey söyleyeceğim. Gidişinle dönüşün arasındaki uçurumu açıklayabilmem için coğrafya bilgim yetersiz kalır. Eğer bu söylediklerin gerçekse... Gerçek. Gerçek hiç bu kadar kifayetsiz olmamıştı Arda. Bunu sözcük olmaktan çıkarıp hayatın ta kendisine dönüştürelim diyorum. Hı? Nasıl olacak? Keşke hiç yakacak gibi gelecek zamana dair kuşku dolu soru eklerini kullanıp şuursuzlukta mümkün mertebeye ulaşmasan diyorum Ardacığım. Her şey senin dönüşün oldu zaten. Bunu baş başa, göz göze, diz dize konuşmak için akşam 9'da Sena Sultan'ın evinde ol. İstersen hemen de gelebilirim. Ay, özleminin anlamını anlayabilmem için lütfen bana biraz zaman tanı. Tanı ki daha önce hiç bilmediğim bu duyguyla olgunlaşabileyim. Tamam? Akşam saat 9'da Sena Sultan'ın evinde ol. Hadi bay bay. Bir dalda iki kuş. Selam. Cancığım hayırdır? Sen iyi bir çocuktun. Ne işin var senin bu çakma pazarmalığıyla? Yapma Şebnem. Çocuğun canı sıkkın zaten, görmüyor musun? Görüyorum. Hatta ben bundan sadistçe bir zevk alıyorum. Şebnem lütfen. Ne lütfen, ne lütfen? Şişt, bana bakın. Patlak lastik ve krikosu. Fazla zamanım yok. Siz el ele veriyorsunuz. Akşam saat 9'da benim evde oluyorsunuz. Okey? Oluyoruz. 9'da. O niye ya? Canım, gereksiz sorularınızla beni yormuyorsunuz. Hatta saat 9'u 2 dakika bile geçirmiyorsunuz. Yalancı Pinokyo ve arkadaşı. Tamam mı? Vallahi canı bilemem ama ben gelemem. İzmir'e gidip Aymur'a yıkayacağım. Ya bu itiraz operatörü tripleriyle kişilik göstermeye kalkacağına teslim olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşasan diyorum sahte prens. Canım, az buçuk geleceğini düşünüyorsan 9'da orada olursun. Okey? Hadi çal. Akşam saat tam 9'da Sena Sultan'ın evinde ol. Pişman olma. Geleceğim ama lüzumsuz özgüveninin kurduğu gereksiz emir cümlesi için değil, hesap sormak için. Ateşle barut yan yana olmaz ki. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Bir abicim, lütfen, lütfen. Ya hadi ya, inatçı keçilik yapma ama. Ya Şebnem, sen çıldırdın mı ya? Delirdin herhalde. Israr etme. Olmaz diyorum, olmaz. Bir abi, bu ön yargı, bu fikri sabitlik, bu vizyon darlığı senin gibi abilerin en moderne hiç yakışmıyor. Hem asla o kadar uç bir kelime ki bunun bir adım sonrası mutlakadır. Küçük hanım, bana bak. Bu retorikler bana sökmez, tamam mı? Ben bir şey için olmaz diyorsam o olmaz anlamına gelir. Başka bir anlamı da yoktur. Tabim, o kadar tutkulu olmaz diyorsun ki gerçekten şu an sana hiç inanasım gelmiyor. Bana bak Şebnem, beni rahat bırak, tamam mı? Benim işim gücüm var. İşin gücün mü var? İşin gücün şu dışarıdaki iki içi geçmiş kadın mı? Hayır. Zaten iki saattir bir falı deşifre edemedi bunlar. O falda görmek istedikleri şey koca. Onun için saatler değil, günler gerekiyor maalesef. Tamam tamam, şu an işim gücüm yok. Ama bu sonradan işim gücümün olmadığı anlamına gelmez, anladın mı? Aa, bir dakika bir dakika, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bak, bizi tekrardan bir araya getirmeye çalışıyorsan boşuna zahmet etme. Olmaz çünkü. Ben mi bir araya getirmeye çalışıyorum? Ben, ya sizi ben değil, Birleşmiş Milletler toplansa yine de bir araya getiremez. Unut onu Müfit abicim. Bak, benim öyle bir niyetim yok. Gerçekten. Gardırobumun üzerine yemin ederim ki yok. Tamam, inandım. Ama kesinlikle olmaz. Bak, yani kıyamet kopsa bu iş olmaz. Müfit abi. Hayır, hayır, olmaz. Hayır, hayır dedim. Hayır, asla olmaz. Asla. Ya bana sormadan nasıl böyle bir karar verirsin? Ya Sena Sultan, lütfen, niye olmuyor ya? Ne kötülük var bunda, lütfen. Niye mi? Çünkü emrivakilerden hoşlanmam.
Sinan Sultan! Birazdan Sinan Sultan evinde oluyorsun, tamam mı? İtiraz istemiyorum. Ya Şebnem, ama bunu konuşmuştuk bak. Ben kovulduğum eve geri dönmem. Kainatı dinliyorum, gözlerim sinirden paltaşa. Hadi bağırma beni, ikiletme. Hemen buraya geliyorsun. Hadi canım, itirazını da sessiz alıyorsun. Hadi bakalım. Ay, dur. Benim kapatmam lazım, tamam? Hadi bay bay. Bay bay. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Gel. Merhaba Arda. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk Sena Hanım. Siz keyfinize bakın. Efendim Sena. Merhaba Müfit. Geliyorsunuz değil mi kainatla konuştuğumuz gibi? Ay, çok önemli benim için. Mutlaka bekliyorum. Gelmemezlik yapmayın. Tabii şey ama bir kainatla konuşmadan bir şey söyleyemiyorum, tamam mı? Tamam ama mutlaka bekliyorum. Mutlaka. Tamam. Görüşürüz. O ana kuzusu Arda yok Şebnem. O yüzden böyle her dakika durum bildirmeye de gerek yok. Arda'cığım, sendeki bu değişim lens mi? Hayır, görüntü tamam da seni başkası seslendiriyor gibi. Değişimi de geçtim, evrime kafa atmışsın resmen. Maşallah. Kainatçım, bak yarım saat görünsek kâfi. Müfit abi, ben gelmesem. Bak canım, ben de gitmek istemiyorum ama Seniha iki kez aradı ve davet etti. Yani şimdi gitmezsek çok ayıp olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandır bu kadar zarif bir kadın görmemiştim. Uzun bir zamanda görebileceğimi hiç sanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Rica ederim. Buyurun. Teşekkürler. İyi de izah et. Davetli değilsin ki. Hatırlatmasam olmaz anne. Belli olmaz. Kapıdan çevirecek halleri yok ya. Alırlar elbet içeri. İyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, hoş bulduk. Arda? Selim? Ah, pardon. Efendim Ege'ciğim. Ne işin var senin burada? Tanımadığın insanların arasında. Peki senin ne işin var burada? Yani nikahından kaçıp rezil ettiğin insanların arasında.
Seni ilgilendirmez. Katılıyorum. Ha bu arada merak ediyorsan söyleyeyim. Davetliyim. Bir derdin varsa davetlilere sor. Feyzoş. Bu sonbahar sert geçecek gibi sanki. He? Baksana kapımda Sebastian ordusu. Şebnem artık sana şaşıramıyorum bile. Çıtayı o kadar yükselttin yani. Ablacığım ya. Ya burası bir ne bileyim taziye evinde helva keyfi. Ya da ne bileyim cinnetiz loading olmadı mı? Ya bu doğum günü partisi ya. Birazcık yükseltelim değil mi ya? Hadi bakalım gelin. Sevgili davetliler, bugün burada toplanmamızın sebebi canımızın ta içi, zarafetin Everest'i, gönlümüzde VIP yeri olan kainatın doğum günüydü, öyle değil mi? O yüzden ben diyorum ki hep beraber bir tekrar kutlayalım. Kainata! Kaçak gelinlere!